Kana susamış vampir, yetenekli ve acımasız avcı, çok kurnaz ve çok sinsi ve nihayet sevimli ve yastık gibi yumuşak tüylü hepçil hayvan Sansar. Bu mühteşem hayvanların hayatından en ilginç gerçekler sizi bekliyor. Başlamadan önce videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Çünkü ileride daha beraber öğreneceğimiz çok hayvan var. Sansarlar kürklü küçük hayvanlardır. Sansarlar ailesine aittirler. Bu ailedeki hayvanlar çoğunlukla küçük ama çok çeviktir. Gelincikler Kuzey Kutbu'ndan tropiklere kadar tüm kıtalarda yaşar. Bilim adamları sansarları 8 tür olarak tanımlamışlardı. Bunların içinde en yaygın olanı taş sansarı ve ağaç sansarıdır. Taş sansarı genellikle kayalık ve açık alanlarda yaşar ve nadiren insanların yaşam alanlarına yaklaşırlar. Ağaç sansarlarından farklı olarak boynundaki noktanın rengi biraz daha açık ve neredeyse beyaz rengindedir. Ağaç sansarı taş sansarından farklı olarak postu kahverengindedir. Kışın postu daha uzun ve daha kabarık olur. Ağaç sansarları sık çam ormanlarında yaşar. Boyut olarak sansar büyük bir kediyi andırıyor. Uzunluğu 23 cm, ağırlığı 1,5 kilo olur. Sansarın güzel tüylü kuyruğu, vücut uzunluğunun yarısından fazlası kadardır. Ve bu sebepsiz değil, çünkü kuyruk sadece bu canavarın bir süslemesi değil. O sansara zıplarken ve ağaçlara tırmanırken denge sağlamasına yardım ediyor. Hayvanın kısa pençeleri, kış soğuğunun gelmesiyle ayaklarının yünle kaplamasıyla karakterize edilir. Böylece hayvan buz ve kar yığınları üzerinde kolayca hareket edebilir. Sansarın pençelerinde kavisli pençelere sahip 5 parmak vardır. Sansarlar jimnastik yapmayı çok severler. Yavrular tüm zamanlarını oyun oynayarak geçirirler. Sansar kürkünün güzel rengi ve kalitesi her zaman insanlar tarafından dikkat çekmiştir. Bu nedenle aktif avlanma ağaç sansarlarını birçok bölgede nadir bulunan bir hayvan haline getirmişti. Bu sansarlara geniş yaşam alanı yok olma tehlikesinden koruyor. Ne yazık ki insanlar artık onların her yaşadığı yerlere kadar gidip çıkmışlar. İnsanlar kendileri oralarda yaşamasalar da bu sansarların hayatı önem taşıdığı ormanları mahvediyor, yakıp yıkıyor. Sansarın yemek menüsü, küçük memelilerin yanı sıra kuşlar ve yumurtaları, sürüngenler, kurbağalar, salyangozlar ve böcekleri içeren geniş bir listeden oluşuyor. Ayrıca bu hayvanlar leş yemekten de çekinmezler. Sansarın koku, görme ve işitme duyuları en üst düzeydedir ve bu da avlanmada oldukça faydalıdır. Sansarlar kurbanlarını kafalarının arkasına ısırarak öldürür. Av sırasında avının boyun omurlarını kırar, dilini bürtüt haline getirir ve bir vampir gibi kurbanın canlı canlı kanını içer. Sansar kolaylıkça 3 metreden kısa mesafede olan bir ağacın tepesinden diğer ağacın tepesine atlayabilir. En sevdikleri yemek ise sincaplardır. Ağaç sansarları genellikle onları ağaç oyuklarında yakalar. Eğer yakalayamazlarsa, onda onları ağaçların dallarında kovalayarak uzun süre takip edebilirler. Bazen sansarlar sınırlarını aşarak insanların yaşadıkları arazilere avlanmaya gelir. Ve hedefleri genellikle kümes hayvanları, yani ev kuşları ve onların yumurtaları oluyor. Bu küçük avcı öldürdüğü kurbanlarının etlerini yemeyerek onları düzgünce üst üste yığar. Sonbaharda bu hayvanlar vitamin ve mineral eksikliğini gidermek için meyveler ve kuru yemişlerle de beslenirler. Barınak olarak ağaç veya çam sansarları ağaçların oyuklarını kullanırlar. Böylece bu onlara gün boyunca bir barınak görevi görür ve gecenin başlamasıyla alacakaranlıkta sansarlar av aramaya başlar. Bazen kamera bu hayvanların ilginç anlarını yakalar.
Bu da onlardan bazıları. Bu videoda Sansar'ın yiyecek arama zahmetine girmeyip direkt olarak kedinin kasesinden yemeye karar vermesine kedi açık bir protesto eylemiyle karşılık veriyor. Buna karşılık Sansar rakibine atılır. Kedi ise bu yüzlü avcıya karşı koyamayarak çabucak oranı terk ediyor. Başka bir videoda kedi tarafından daha önceden tespit edilip ve pusu kurulan yere gelip yemek sofrası açan Sansar'dandır. Her şeyden habersiz Sansar'ı parlayan gözleriyle dikkatle izliyor. Sonra ise ani saldırıyla Sansar'ı kovuyor. Bir diğer videoda Sansar aslı et olan kolay bir av buldu. Fakat mutluluk uzun sürmedi. Çünkü Çakır rakiplere tahammül etmez. Yalnız o Sansar'dan karşı saldırı beklemiyordu. Ve kıl payı kurtulamasaydı bu inatçı vampirin pençelerine düşecekti. Av artık Sansar'ın. Şimdi iştahla yemeğine devam edebilir. Sansarlar ortalama 10 ile 15 yıl arası yaşar. Nadir durumlarda bu sayı 20 yıla kadar çıkabilir. Sansar 3-8 arası yavru doğurur. 4 aylarına ulaştığında bu yavrular bağımsız olarak yaşayabilir. Ancak yine de bir süre annelerinden ayrılmıyorlar. Sansarlar korkunç, acımasız ve kana susamış bir avcılar olmasına rağmen çok komik, sevimli ve aynı zamanda çok ilginç bir hayvanlardır. Bu ekranda gördüğünüz videolardan hiç değilse birini mutlaka tıklayarak izleyiniz. Bu hem size hem de bize çok fayda sağlayacaktır. Kanalımıza abone olun ve paylaşın.